Selam. Bu video izleyenlerin %99'u ne oluyor ya, biz butterbeer yapmayacağım mıydık dedi. Biliyorum yapacağız, lakin tahminlerime göre çok aşırı şekerli olacak ve benim çok aşırı midem bulanacak. Çünkü sabah çok krem yedim, üstüne hoşaf içtim, çok midem bulandı. Bu yüzden tuzlu bir şeyler yaptım kendime. Onu da video çekeyim dedim, video birazcık uzun olsun. Şimdi malzemeleri almaya markete gideceğiz. Hepinize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Peki de içtim. Hmm, oh. Wow. Ben de size büyüden Amazon kültürü olsun. Soda, sade soda yok. Burada soda mı yok acaba? Soda var diyeceğim. Burada soda var. Başlayayım. Kızılayınkinden mi alalım? Doğal maden suyu. Yeter herhalde bu kadar. Bunlardan ne yapar? Soda. Bunu ne yapar? Kızılayınki sağlıklıdır. Kaymak. Yoğurt alıp acaba üstündeki kaymağı mı eklesin? Bilmiyorum, zaten kaymak yok. Kaymak. Ama kaymaklı yoğurt alırsak sonra. Kaymak yok hakikaten. Aa, ne gerek var ona? Tereyağı. Tereyağı eklesek aynı olur mu dermiş? İyi yapma gidene. Aslında krem peynir, o da olmaz. Değişik değişik şey mi var? Kaymak yok. Kaymak. Çok bayılıyorum. Evet, kaymak bulduk ve kaymak sanırım bize bağlı yemel olacak. Bunu evde yemiyoruz ki biz ya. Keşke birazcık daha küçüğünü bulabilseydik. Neyse. Neyse. Kaymak. Evet. Evet, tam şu anda 10 liralık kaymak aldık ve ağlıyorum. Okul açlığım bitti. 20 liram vardı, o da gitti. Allah'a emanet ol. Yiyeceksiniz bunu ha. Yiyin. Hayır, ben kaymak. Kaymak çok faydalı, çok faydalı. Yiyin. Ben yoğurt severim. Hadi evde görüşürüz. Selam. Nelerimiz var? Karamelli dondurma, nedirin yarısını alacağız. Kaymak. Soda. Ve bu ne Ayşegül? Bu benim. Bu kadar. Ne kadar? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Yapmak isteyeniniz olursa şöyle göstereyim. Her markette veya bakkalda aynı fiyatı olmadığı evet için. Kaymak 9.95, 1.60'a hüptirik. Onu geçin, boş verin. 3 lira nugger ve 75 kuruş soda totalde, yani 10 liraya aslında yapabilirsin. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar, ilk yapacağımız şey yarım fincan karamelli dondurmamızı bardağımızın içine koyacağız. Yalnız yarım fincan değil de şu nugger'ın yarısını full koymayı düşünüyorum ben. Çikolata yakasını sonra ben yerim. Yersin canım, tamam ya. Aç yav. Şaka şaka, yiyebilirsin değil mi? Tabii ki de. Evet, ellerim rezil oldu. Şuna yarısını ya. Şu yarısını da bana ayır, tamam mı? Hepsini yap. Evet, bunun hepsini şöyle fincanın içerisine atıyoruz. Valla ellerimi soktum. Yeni yıkamıştım Ayşegül. Biliyorsun. Tiksinmezsin inşallah. Oh, şuralarını da şöyle atalım. Hı. Güzel güzel. Devam ediyoruz. Dur, şekil şukur olsun diye birazcık altına bunu koyacaktım. Renksiz duruyor. Evet, şimdi daha güzel. Umarım o benim yemek kağıtlığım değildir. Değildir. Şimdi bir yemek kaşığı da kaymak koyacağız. Evet, gerçekten kaymak koymayı istemiyorum ben de ama koyacağız bakalım. Zaten adı kaymaktı. İğrenç bir. Ay. Ayşegül kokla.
Kopla bir de ondan sallıyorum. Yani tabii sevene güzeldir eminim ki de yani bana değil. Evet. Bu kadar Ayşegül. Aç ağzını. Yoğurt sarımı. Yiyin arkadaşlar. Kaymak çok faydalı bir şey. Yiyin. Madem o kadar faydalısın aynı. Evet, parmağımla da şöyle bir güzel alayım. İğrenç dursun çünkü. Tamamdır, kaymağımızı koyduk. Kaymak ve dondurma. Şimdi bunları arkadaşlar mikrodalga fırına atıyoruz. Peki mikrodalga fırını evde olmayanlar ne yapacak? Onlar da ısıtabilirler. Yani mantık şu, erimesi lazım. Bir tencerenin içine su koyup kaynatıp sonra cam bardağınızı, tabii dayanıklı bir cam bardağı da içine koyup eritebilirsiniz. Tamam, hadi mikroya atalım. Evet. Bardak sığmıyor. 30 saniye veya 1 dakika yapabilirsiniz. Erimesine bağlı olarak. Bakalım ne olmuş. Oo, var ya, su gibi olmuş. Evet arkadaşlar, şu anda koku çok güzel. Ay Ayşegül. Bayıldım. Karamelli değişik bir kokusu var. Şimdi içine yarım fincan kadar şey ekleyeceğiz. Açmamız lazım. Çatal lazım. Evet arkadaşlar. Evimizdeki açacakları hep bir şeyler oluyor. Ben de bilmiyorum. Aynen, eskiden bizim açacağımız var. Sonra ne oldu? Sonra onlar hep kayboluyorlar. Bilmiyorum, belki baba. Herhalde en son taşınmamızda kayboldu onlar. Olabilir. Neyse, ben bunu biraz uğraşayım. Evet, uzun uğraşlar sonucunda açtım ve hep üstüme döktüm şu anda. Eferin bana. Evet Ayşegül, hazır mısın? Değilim. Allah. Vallahi çok heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? Onu bana ver. Alacağım. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl köpürüyor? Vay. Arkadaşlar var ya, efsane bir şey oldu. Arkadaşlar var ya, köpük köpük oldu. Acayip güzel bir şey oldu bu. Tadına bakalım mı? Hadi ilk sen bak. Istemiyorum. Hayır, ben bakmak istemiyorum. İlk ben bakıyorum o zaman. Kokusu nasıl? Hmm, kokusu çok güzel. Çok lezzetli kokuyor. Şerefe. Tövbe tövbe. Tadı nasıl? İçiyor şu anda. Bayağı bir şey diyeyim mi? Tadı karamelli, soda ağırlıklı. Karıştırmamız mı gerekiyor acaba? Bunun hiç tadı yok. Evet, çünkü yarısına kadar dolu, geri kalanı boş şu anda. Az bir şey daha koyalım mı? Soda. Ya da çok koymayalım çünkü hep soda tadı geliyor. Soda köpüğü mi? Acayip lezzetli. Köpüğü çok tatlı, şekerimsi böyle. Köpüğü çok lezzetli ama kendisinin tadı böyle şekerimsi birazcık da, ama daha çok soda ağırlıklı yani. Soda tadı alıyoruz. Sade soda. Bunda tat yok ki. Su gibi tadı. Aynen. Karamelli süt. İçine de soda konmuş gibi tadı var. Açıkçası ben bunu normalde içer miyim? Diyelim ki şimdi açıkçası ben Hogwarts'a gidiyor olsam, oradan da Hogmeade'e gitsek, ben açıkçası bundan içmem. Yani çünkü tadı bir ilginç yani, bir acayip değişik. Acaba onlar nasıl içiyordular? Merak ettim. Midem bulandı yani. İyi ki tuzlu şey yemişim, daha kötü olurum. Ben çok beğenmedim. Ayşegül, bir tadına bak ya, hatırıma. Hatırıma bir tadına bak hadi. Hadi Ayşegül ya. Ne olur bir tat. O kadar da kötü değil. Versene ben. Soda içine. Tadı yok ki ona. Aynen. Sodanın içine karamelli süt eklenmiş gibi tadı var. Net yani. Hadi bir tat Ayşegül. Midemi bozarım. Çok azıcık bir tat ya. Hadi çok azıcık bir tat. Ayşegül hadi. Poz ver o zaman şununla bir. Poz ver bakayım. Poz ver. Ay yap. Tamam. Evet arkadaşlar, deneyimlerimizi söylüyoruz. Çok iyi değil. Çok çok iyi değil. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlaka evde deneyin der miyim?
Bilmiyorum size kalmış. Eğer ben demezdim. Ben de demezdim çok fazla. Çünkü tadı açıkçası çok iç açıcı değil. Çok tatlı da gelmedi bana. Böyle biraz değişik. Sodamsız. Sanırım sodayı biraz fazla kaçırdık. Su gibi. Çünkü soda gibi tadı. Asitli su. Aynen. Asidin içerisine işte dediğim gibi karamelli süt konulmuş gibi bir tadı var. Değişik. Bence kızla. Ama köpüğü çok lezzetli. Gerçekten ilk içtiğimde köpüğünü şuradan aldım ağzıma. Çok lezzetli bir tat geldi. Aynen gerçekten. Köpeği gibiydi. Gerçekten o köpük çok lezzetliydi. Çok beğendim. Lakin dediğim gibi içindeki sıvı, yani hiç hayatımda bira içmediğim için bilmiyorum ama yani kötüydü yani. Bilmiyorum. Kötüydü. Tabii bu alkolsüz arkadaşlar. O yüzden zaten Harry Potter'da çocuklar bunları içiyordu. Evet. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kıracaksın yavrum.